bir sisteme ısı ilave edildiğinde, sistem iş yaptığında veya sistem üzerinde iş yapıldığında, iç enerjide nasıl değişimler olduğundan önceki videolarda epeyce bahsettik. Şimdi bunu daha farklı şekilde yazacağım. Böylelikle her iki yolu da görmüş olacağız. İç enerji değişimini bulmak için sisteme eklenen ısıdan sistem tarafından yapılan işi çıkarabiliriz. Bu noktada aklımıza iki soru gelebilir. İlki bir sisteme nasıl ısı eklenir veya sistemden nasıl ısı çekilir? İkincisi ise sistem nasıl iş yapar ya da sistem üzerinde nasıl iş yapılır? Aslında ısı anlaşılması biraz karmaşık bir kavram. Yine de biz ısıyı daha net bir biçimde ayrıntılarıyla anlamaya çalışalım. Bu üzerinde uygulama yapacağımız içinde parçacıklar olan kabımız. Mesela sıcaklığı da T1 olsun. Hatta bir sayı uydurup 300 Kelvin diyelim fark etmez. Bu sisteme ısı vermek için en basitinden bu kaba hemen bitişik bir sistem daha çizeyim. İkinci kap da bu büyüklükte olsun. Onun içinde de yine parçacıklar var. Ama sıcaklığı çok daha yüksek. İkinci sistemin sıcaklığı da T2 olsun. Mesela T2'de 1000 Kelvin diyelim sayıları rastgele seçtim. Yan yana duran bu kaplar ısı alışverişinde bulunacak ve zaten amacımız da oydu. İkinci sistemden ilk sisteme ise bir ısı akışı gerçekleşecek. İlk sisteme ısı transferi yapmış olduk. Burada ısı, iş ve iç enerji korunumu görülür. Bu korunum hem makro hem de mikro düzeyde işler. Isı sistemin makro düzeyde değişimine neden olur. İkinci sistemin sıcaklığı azalırken ilk kapta ise sıcaklık artışı görülür. Aynı zamanda mikro düzeyde neler olduğunu da biliyoruz. Burada moleküller kinetik enerji kaybederken birinci kaptaki moleküller kinetik enerji kazanır. Peki bunlar nasıl gerçekleşti? Bunlar yan yana duran iki kap ya da bunları duvar gibi de düşünebilirsiniz. Bu moleküller duvara çarpar ve duvarı titreştirir. Bu duvarın titreşimi yeşil kabın duvarını titreştirir ve son olarak titreşim yeşil kaptaki moleküllere iletilir. Yeşil kaptaki moleküller titreşim sayesinde hız kazanır ve moleküllerin kinetik enerjileri artar. Bu bize temel olarak kinetik enerjinin ya da ısının nasıl transfer edildiğini gösteriyor. Umarım şimdi sizin için ısı alışverişi daha anlaşılır olmuştur. Bu kabın yanına daha soğuk bir kap daha eklersek bu sefer sistem kinetik enerji yani ısı kaybeder. Bunu anlamanın bir yolu daha var. Eğer bu kabı küçültürsek neyse bunu sonraya bırakalım ve sistemin yaptığı işten bahsedelim. Evet bir sisteme nasıl iş ekleyebilir ya da ondan nasıl iş alırız? Bu biraz ilginç bir konu. Piston örneğine geri dönelim. Buraya kabımızı çizelim. Kabın tavanı hareketli olsun. İşte bu pistonumuz. Şimdi örneğe geri dönelim. Çünkü esas uğraştığımız konu basınç hacim yani PV diyagramları. Özellikle sistemin duranlığa yani dengeye yakın sürecinden bahsetmek istiyorum. Neredeyse dengede sayılan sistemlerde rahatlıkla basınç ve sıcaklık gibi makro durumlardan bahsedebiliriz. Sistemin durumu sürekli değişiyor olsa makro durumdan bahsetmemiz mümkün olmazdı bunu unutmayın. Şimdi denge durumundan sistemi tanımlayalım. Bu sefer büyük bir kaya yerine çakıl taşlarını kullanalım. Buraya çakılları çiziyorum. Evet, bu birazcık zaman alacak. Doğal olarak kabın belli bir basıncı var. Çakıl taşları pistonumuzu aşağı itiyor. Bir yandan da kaptaki gaz pistona yukarı doğru bir basınç uyguluyor. Çünkü gaz molekülleri sürekli tavana çıkıyor. Moleküller kabın içindeki her yere çarpıyor. Kabın içindeki her noktanın basıncı aynı. Dolayısıyla kap dengede. Peki bu taşlardan birini kaldırırsam sistemde nasıl değişiklikler olur? Burayı kopyalayıp yapıştırayım. Aynı sistem ama buradan bir tane taşı kaldıracağım. En üstteki taşı pistonun üstünden kaldırdım. Bakalım neler değişmiş. Pistonun üstündeki ağırlık azaldı. Bu yüzden kabın içindeki basınç pistonu bir miktar daha yukarı itecek. Sistem kısa süreliğine dengeden çıkacak ama daha sonra basıncın pistonu biraz yukarı itmesiyle yeni dengeye ulaşır. Bakın eski denge noktasına hala çok yakınız. Önceki örnekte de yaptığımız gibi pistonu çok az yukarı kaldıralım. Pistonu çok az miktarda yukarı kaldırdım. Burayı da siyah boyayayım. Hacmimizde eksilme olmasın. Sonuç olarak küçük pistonumuz çok az miktarda yukarı hareket etti. Pistonun üzerinden taşı kaldırdığım için sistemin iş yaptığını iddia ediyorum. Gelin bunun üzerinde birlikte düşünelim. Lise fizik derslerinizde işin kuvvet çarpı yol olduğunu öğrendiniz. Pistonun üzerinden bir taşı kaldırdığımda pistonun yukarı çıktığını söylüyorsam bu sistemin bir miktar iş yaptığına işaret eder. Sistemin iş yaptığına, pistona bir kuvvet uyguladığını iddia ediyorum bu kuvvet belli bir mesafe boyunca devam eder. Şimdi bunun ne demek olduğunu ve daha önceden bildiğimiz diğer makro özelliklerle nasıl bir bağlantısının olduğunu gösterelim. Daha önce basınç ve hacmi öğrenmiştik değil mi? Piston üzerinde en azından bu noktaya etkiyen basıncı biliyoruz. Basıncın tanımı neydi hemen hatırlayalım. Basınç kuvvet bölü alan. Burada yandan gördüğümüz bu pistonu bir levha ya da tavan gibi düşünelim. Belirli bir alanı var. Peki kuvvet pistonu ne kadar yukarı çıkardı? Pistonun çok az yer değiştirdiğini biliyoruz. Yer değiştirme miktarına x diyelim. Pistonun yukarı çıkma miktarına x dedik tamam mı? Şimdi de pistonu yukarı çıkaran kuvvetin büyüklüğüne bakalım. Basıncın kuvvet bölü alan olduğunu biliyoruz. O zaman kuvveti bulmak için basınçla alanı çarpmalıyız. Her iki tarafı alanla çarparsak kuvveti buluruz. Bahsettiğimiz alan bu kabın tavanı. Bu alanı derinlik vererek çizsem daha iyi görebilirdiniz ama hangi alandan bahsettiğimizi anladığınızı düşünüyorum. Bu tavan belirli bir alana sahip. Tavanın alanı muhtemelen kabın tabanıyla aynı. Farklı bir renge geçeyim. Sisteme uygulanan kuvvet basın çarpı kabın tavan alanıdır. İşte kuvveti bulduk. Yer değiştirme ne kadar? Mesafeye x demiştik. Yer değişimini mavi ile çizeyim. Çok büyük çizmedim ama bu mesafe x. Bunu biraz daha büyük çizeyim. 3 boyutlu çizmeye çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Evet, şimdi pistonu çizeyim. Hangi renkle çizsek? Hadi bunu da turuncuyla çizelim. Pistonumuzun elipse benzer bir şekli var ve kuvvet tarafından yukarı itildi. X kadar yer değiştirdi. Yok yok. Aynı şeyi buraya kopyalayıp yapıştırayım. Piston X kadar yukarı kaymıştı. Bunu da çizeyim şimdi. X mesafesi kadar yukarı kaydırdım. Ve şimdi şunu iddia ediyorum. Abi saniye burada bir yanlış yapmışım. Pardon. Bunu bir düzelteyim. Burası kuvvet. Bu da mesafe olacak. Yani burası iş olmalıydı. Basın çarpı alan kuvvettir. Kuvvet çarpı mesafede işe eşittir. Yanlış yazdığım için açıklamak istedim. Çünkü kuvvet buraya uyguladığımız basın çarpı silindirin alanı. Burası silindirin alanı. Kuvvet uyguladığımız alan tam burası. Bu alanda basıncı çarptığınızda kuvveti bulursunuz. Sonra da bu alanı x kadar yukarı çektik. Tekrar düzenleyelim. Yapılan işin basın çarpı alan çarpı x mesafesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisine yani bu alan ve x mesafesinin çarpımı aslında bize neyi verir? Bu hacimde meydana gelen değişimdir öyle değil mi? Bakın bu alanla bu yüksekliğin çarpımı bize hacmi verir. Öyleyse bu da genel anlamda kabın hacminin ne kadar değiştiğini söyler. Piston yukarı kaydığında kabın hacmi arttı. Bunu bu taraftan da görebilirsiniz. Buradaki dikdörtgen artık daha büyük. Biraz daha dikkatle bakarsanız dikdörtgenin daha uzun olduğunu görürsünüz. Belirli bir yüzey alanımız var. Bu alanı yükseklikle çarptığımızda da hacmi buluruz. Hacimdeki değişimi buraya yazmıştık. Şimdi işi bildiğimiz terimlerle yazalım. Sistem tarafından yapılan işi yazma zamanı geldi. Sistemin yaptığı iş basınç çarpı hacimdeki değişiklik. Burada çok güzel bir nokta var. İç enerji formülümüzü çok farklı şekilde yazabiliriz. Mesela iç enerjiyi sisteme eklenen ısı eksi sistem tarafından yapılan iş olarak tanımlayabiliriz. Peki sistemin yaptığı iş neydi? basınç çarpı kabın genişleme miktarı. Bu durumda sistem buradaki çakılları yukarı doğru itiyor. Yani sistem iş yapıyor. Diğer yönden düşünürsek buraya biraz daha çakıl eklediğimizde ise piston aşağı iner ve sistem üzerinde iş yapılır. Bu örnekte bir miktar çakılı aldık. Bu durumda piston yukarı çıkar ve sistem iş yapmış olur. Baştaki formüle dönecek olursak iç enerji alınan ısı eksi yapılan işti. Yapılan işse basınç çarpı hacimdeki değişimdir demiştik. Burada ilginç bir nokta var. Hacim artarsa sistem iş yapmış olur. Bunu ileride makinelerin çalışma sistemlerinde de konuşacağız. Onların içinde küçük patlamalar gerçekleşir. Böylece silindirin içindeki piston yukarı hareket eder. Piston hareket edince diğer kısımları da harekete geçirir. En sonunda da tekerlek dönmeye başlar. Yani hacim artarsa iş yapıyorsunuzdur videoyu burada bitirelim bir sonraki videoda iç enerji formülümüzle bunu bağdaştıracağız daha sonra ise pv diyagramıyla bağlantısını inceleyeceğiz